Hazırın ayım. Siz beni ne sandınız lan? Ha? Ben kafama koyduğum şeyi yaparım ulan. Cemile, kaç yıllık karımsın? Anlayamadın mı? Lan şerefsiz. Balıkçı bozuntusu. 50 kere dertleştim seninle. Anlayamadın mı? Ben kafama koyduğumu yaparım. Büyük patron! Bana bak, kıpırdama lan! Kıpırdama, çakarım kafana! Zaten çakacağım kafana, kıpırdama. Mete! Mete! Çekil! Oğlum! Mete! Mete, dur, yerimde girme! Mete, hayır! Hayır! Mete! Dur lan orada! Mete, girme! Mete! Şimdi sıra sende Cemile. Bak lan bana Cemile. Şimdi sana sıkacağım. Sonra kendime sıkacağım Cemile.
kendi kafama sıkacağım. Baba hayır! Ben uykumun arasında 3 kere tabanca sesi duydum. Olanları görmedim. Sonradan öğrendim. Birazını Mete'den, birazını Berrin'den, birazını da başkalarından. Bölük pörçük. Anlatılan parçaları kafamda yavaş yavaş birleştirdim. Ortaya bu manzara çıktı. İnsanları yargılamak en kolayı. Önemli olan anlayabilmek. Oysa insanlar birbirlerini anlamak yerine yargılamayı tercih ederler. Bu daha kolay gelir. Onların böyle davranmasının sebebi korkuyor olmalarıdır. Evet. Her olayda, her zaman bir suçlu, bir kabahatli mutlaka vardır. Ama hepsinin arkasında anlaşılamamış, kendini başkalarına bir türlü doğru ifade edememiş insanlar vardır. Her son yeni bir başlangıçtır. Çünkü en karanlık sonlarda bile hayatı devam ettirecek bir tohum vardır. O tohumun adı insandır. Herkesin bir son olarak gördüğü bu olayın annemin hayatında nelerin başlangıcı olduğunu kimsecikler bilmiyordu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.